Yasemen Gölü'nün yanından çıkmak üzereyiz. Ama bir konum bulduk. Oraya doğru hareket ediyoruz. Ayrılmadan önce göle bir kez daha doya doya manzarasını izleyip vakit geçirelim. Aynen. Van Gölü'nü güzel bir manzara da bitirelim istedik. Van sınırlarını. Evet. Ondan sonra ve çok da güzel bir konum bulduk. Acayip güzel bir plaja sahip. İnşallah bizim gördüğümüz gibi çıkar. İnşallah. Ve orada konaklayabiliriz. Şimdi bulunduğumuz konumdan ayrıldık. Çok güzel yollar geçtik. Şimdi bir de market alışverişi yapmamız lazım. Evet, buralarda maalesef köy marketleri hariç market yok. Uzun zamandır market alışverişi yapamadık. Bayağı sıfırı tükettik. Hadi kuru bakliyatlara kadar tükettik. O yüzden yolumuzu biraz uzatıp markete gideceğiz. Sonra da konuma doğru devam edeceğiz. Aynen öyle. Bakalım inşallah güzel çıkarsak güzel bir veda edeceğiz Van Gölü'ne. Evet, çok güzel bakalım. Hava şöyle 5-6 derece daha sıcak olsaydı belki göle bile girebilirdik ama yağmur geliyor birkaç gün sonra ya. Evet. Bir dahaki sefere kısmet. Artık Karadeniz'de denize gireceğiz. Karşıdaki dağlarda karlar var. Ben göle girme hayali kuruyorum yalnız. Bayağı alıştım kar görüntülerine Van Gölü çevresinde. Evet evet. Bu turda sen bayağı bir kış insanı oldun. Alaska'ya hazırlık. Van Gölü'nün... dedim kaldım. Ben önce davranım. Hadi söyle hadi. Van Gölü'nün en uç noktasını görüyorsunuz şu anda. En kuzeydoğusu. Evet. En ucu. Yani aslında buradan yola devam edersek, ettiğimizi varsayarsak gölden ayrılmış oluyoruz. Evet. Doğu Beyazıt'a doğru, şu dağlara doğru evet. Devam etmemiz gerekiyor. Aslında rotamız o taraf. Ama ayrılamıyoruz. Evet. Az bir şey gideceğiz ya, çok değil. Bir 20 kilometre kadar gireceğiz tekrar geriye. Hatta 15 kadar falan. Van Gölü demek yok. Evet. Çok güzelmiş sahil ya, şuraya bak. Evet. Fener falan var. Evet, fener var orada. Marketi de bulduk. Kamerasını bulduk en azından. Evet, kendine bulardı. Fazla uzaklaşmış olamaz. Değil mi kuzum? Siteler bir tane. Ya böyle uzun zaman köylülerin arasında ya da doğada kalınca böyle büyük yapıları görünce çok tuhaf gelmiyor mu? Marketi bulduk. Dur, evet. Çok gölgeye güneş bir şey oldu. Marketi bulduk. Market bir otelin içinde. Otel marketi. Evet, markete gidip geliyoruz hemen. Next'le birlikte siz burada bizi bekleyin. Tamam mı? Görüşürüz. Çılgınlar gibi alışveriş yapmışlardı. Evet, o kadar hiçbir şeyimiz kalmamış ki. Yerindekine vereyim. Yumurta var, onda dikkat et. Tamam. Bunları hemen koyuyoruz. Sonra yol üstünde bir tane eczane gördük. Eczaneye gidiyoruz çünkü ağrı kesicimiz falan kalmadı. Ağrı kesici alalım bir de. Değil mi Max'cim? Bu çocuk da bizi bekledi uslu uslu. Hadi geri git, ben de geleyim. Geri git. Geri git. Kime diyorum? Hemen şurada bir eczane var. Oraya gidip hemen geliyoruz. Bir ağrı kesici, bir alerji hapı. 195 lira. Az daha küçük durdum, kameraya çektiğini fark etmedim. 195 lira. Bir ağrı kesici, bir alerji hapı. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi biz Erciş tarafına gelmeyecektik. Ama burada bir yer tarif etmişlerdi bize. Balık Bendi. Yani Van Gölü'nün meşhuru İnci Kefali'nin
derler? Göç zamanı, evet. Bu zamanlar. Siz onu diyecektin mi? Evet. Göç zamanına denk gelirseniz çok güzel görüntüler var. Balık Bendine mutlaka uğrayın diye bir takipçimiz hem YouTube'dan hem Instagram'dan sağ olsun yazmıştı. Ya YouTube'dan yazdılar, Instagram'dan yazdılar. Van'a girdiğimiz günden beridir söyleyenler var. Araştırdık, tam doğru zamanda buradayız aslında ama biz bu tarafa doğru gelmeyeceğimiz için kilometreyi uzatmak nasıl istemiyorduk. Oradan da yoruldum işte. Harita orayı göstermiyor. Harita yenilenmemiştir belki, yeni yapıldıysa. Bu tarafa gelmeyi düşünmüyorduk, bu yüzden uğramayacaktık oraya da. Sonraki tura bırakırız diye düşünüyorduk. Ama şimdi market için mecburen buraya gelince orayı da beraber görelim. Evet. Bu taraf serbest. Bu taraf serbest. O zaman geçelim, ne duruyoruz? Deniz feneri bahane. Erciş bahane. Ay, Erciş. Erciş şahane. Böyle güzel bir sahil caddesi var. Evet, Erciş çok çok güzel bir yermiş ya. Yani göl kıyısında en başından beri, yani Tatvan tarafından beri gördüğümüz en gelişmiş yer burası. Evet, değil mi? Evet. Çok hoş. Yani daha bir derli toplu duruyor. Evet. Yoksa vardı, güzel yerler de vardı ama işte oyun parkları, oturma alanları vesaireler falan, belediye gerçekten burada çok güzel iş çıkartmış. Ellerine, emeklerine sağlık her kim yönetiyorsa. Evet, sahilde gelip yürüyüş yapabileceğin yer var. Aşağısı zaten plaj gibi. Evet. Baksana çok devasa parklar var. Evet. Şey, çardaklı. Evet, evet. Piknik yapmaya hazır. Mesela şimdi gideceğimiz Balık Bendi'nin orası da çok güzel. Geçerken gördük, yol üstündeydi. Hep birlikte oraya doğru devam ediyoruz. Haydi bakalım. Gireceğiz, çıkacağız. Hemen şuraya park edeyim mesela. Nakit paramız var mı? 10-10 çıkar nakitimiz. Ha. Çekemedik ya banka görmeyince. Max'e mama vereyim ben bu arada. Evet. Max'e mama verelim. O biraz oyalansın. Biz de 2 dakika gidip gelelim. Çünkü daha da konak noktasına gitmemiz lazım. Evet. Saat geç oldu, akşam olmak üzere. Evet, Balık Bendi'ne geldik ama erken gelmişiz. Evet, bir dışarıdaki beş... görevliler dediler ki 15 gün sonra, yani Mayıs'ın başında başlıyormuş aslında. Evet. Manzara böyle. Yere dikkat edin. Evet. Martılar hazırlıklarını yapmış. Gel, aynı adımla yürüyelim. Fazla sallanmayalım. Hadi. Tahtaların bazıları oynuyor yukarı aşağıya. Evet. Çok baş döndürüz. Adımlarımız aynı olsun. Aynı zıplayalım bari. Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Acayip. Bu arada burası bir mesire yeri. Bir dünya piknik alanı vesaire var. Evet, mangal yapılabiliyor gördüğümüz kadarıyla. Aynen. Şurası çok tehlikeli geldi. Sakınma. Tahtalar çok güvenli değil gibi geldi ama. Evet, kenarları kalkıyor bazılarının. O kadar insan geçmiş, bence biz de geçebiliriz yani.
Ya nasıl şey, nasıl tutuyorum? Çok kibar. Parmaklarım havada, fark et. Zıplıyor şey köprü. Ya. Evet, köprüden geçtik. Köprüden geçti gelin. Şimdi şuradan şöyle kıyıdan kıyıdan gidelim. Bu arada karavanla içeriye girersek 100 lira ödeyecektik ama biz yaya olarak girdiğimiz için 80 lira kârdayız. Kişi başı 10 lira verdik. Aynen öyle. Hala sallanıyorum sanki. Böyle muhteşem bir alan. Şu arkadaşların göç mevsimi, göç yolu. Ama tabii şu anda biz göremiyoruz onları. Çünkü bir 10 gün 15 gün kadar erken gelmişiz. Karşılıklı seyir terası var. Biraz önce oradan çekim yapmıştım size. Çok yaklaşmayacağım aşağıya ses patlamasın diye. Tatlı su balıkları, alabalık buradaki su akıntısının tersine doğru yüzdüğü için burada böyle zıplamalı zıplamalı çok güzel görseller oluşuyor. Alabalık değil, inci kefali. Kefal işte ya. Balık sonuç olarak. O da bir balık. Benim balık kültürüm bu kadar işte. Buradan anlayın. İkisi de tatlı su balığı, evet. Yani. O zaman biz daha da geç olmadan kaçalım mı? Gördük sonuçta, geldik yani. Aynen. Bu kadar boş boş önünden geçip gitmeyelim dedik. İnşallah bir dahaki sefere balıkların gürültüsüne de denk gelebiliriz. Ona göre geliriz bu tarafa. Evet. Tekrardan geldiğimiz yoldan devam ediyoruz. Aynımıza dönmeyelim ama bence. Öndeki arkadaş yürüsün yoksa çok sağlıklı. Şu arkadaşları bu kadar gördük işte. Evet, işte bunlar göçüyormuş buradan. Hadi zıplamaya devam. Çok hızlı bir tur yaptık. Saate bakayım. Bakamıyorum. Niye açılmadın? Saat 6. Meksamama'yı verdik neyse ki buraya gelince. Şimdi konaklayacağımız yere doğru devam edip inşallah kendi karnımızı doyururuz. Evet. Bu nasıl bir rahatlıktır acaba? Bu nasıl bir rahatlıktır? Pati çenenin altında. Karnı doymuş Max. Evet, yine her zamanki gibi yoldan çıkmışlardı. Evet. Kayalar çok ilginç gözükmüyor ama. Evet. Ortadaki peri bacası şeyi gibi. Evet. Ay vay, göl çıkmaya başladı bu tarafa. Dedi. Biz dolaşıyoruz zaten buralarda dedi. Ama burada
mülteci getiriyorlarmış. Evet. Buraya nereden getiriyorlar? Hayır, buraya niye mülteciyi getiriyor? Nereye? Karşı kıyıya mı götürecek? Ne bileyim, enteresan. Biz zaten gece hava karardıktan sonra dışarıda olmadığımız için böyle kim gelmiş kim gitmiş görmüyoruz. Yolu hala gidiyor. Evet, yolu gidiyor. Şuradan şöyle U yapıyor. Şuralarda bu taraflara girmeli bir yer olsa yukarıdan manzara daha güzel gözükür diyeceğim ama biraz bozuk. Bir düzlük var falan dedi ama aşağıda mı acaba şurada düzlük? Şurada bir düzlük var. Bu taraf manzaralı. Ama bu taraf da aksa. Bakalım ya, neresi güzelse o tarafa geçeriz. Şuradaki gün batımı ve sahil manzarası çok güzel gözüküyor da. Evet, bahsettiğim sahil burasıydı. Yürüyerek inelim bakalım dedik, yol nasıl? Jandarmalar da üst tarafta kalıyor herkes falan deyince. Evet. Üstteki düzlüğü bulduk. Ama aşağıya bakalım dedik. Alkol tüketen ve farklı amaçla kullanan insanlar çok geliyor dedi. O yüzden biz de o tarafı es geçtik. Bir de yol biraz sıkıntılı. Evet. Bir bölümü. Çıkarız gerçi, problem olmaz da. Ama orasının manzarası daha güzel ya. Hem evet, diğer tarafı da görüyor hem bu tarafı da görüyor. Bir de soyut kalacaksın. Kimse gelmeyecek etrafına. Evet. O yönden de çok avantajlı orası. Orayı iyi gördük bence. Bence de. Jandarmalar iyi denk geldi orada olmaları. Evet evet. Çok iyi denk geldi. Yoksa biz falas pandalas inecektik aşağıya. Evet. Şuralarda bir yerde düzlük bir alan bulup oraya gireceğiz. Çalışıyorlardı. Şimdi şu arkadaş kelek yapmasaydı size fark ederken drone görüntüsü çekecektik ama son bir güncelleme geldi. Güncellemelerden sonra genelde 1-2 kullanımda sıkıntı yaratıyor bize. Bağlanmadı. Bağlanamadık. Evet, bu gece böyle bir yerdeyiz. Çok güzel bir gün batımı var ya. Evet. Max'ten keşfe çıktı. Neler varmış Max'cim burada? Bir sürü koklayacak yeni yer. Geldik, yerleştik, drone'la manzarayı çektik. Ben de hemen bir klasik kapı buzu yapayım. Dur, gün batımı kaçmadan iyice. Çabuk çabuk. Hemen. Sanki yeni geliyormuşuz gibi. Ama bu kapıdan bu perdelerle beraber manzaralar her zaman çok güzel gözükmüyor mu? Bence çok güzel gözüküyor. Bence de. Evet. Bu gece buralıyız. Evet, bu gece burası neresi bilmiyorum ama buralıyız. Yine duyulamayacak güzellikte manzaralardan biri daha. Aslında sahilin yanında olacaktık ama bence buradan da manzara güzel evet, gözüküyor. Evet.
Hem bu taraftaki sahil hem tam arkamızdaki sahil. Evet, evet. İkisi birden çok güzel gözüküyor. Manzaramız çok harika. Çok güzel bir yere geldik. Dediğimiz kadar var mıymış? Beğendiniz mi burayı? Yarın daha böyle gündüz vakti rahat rahat yürüyüş yaparız. Evet. Sahile ineriz belki. Belki şu kayalıkların oradan yürürüz. Bakarız. Merhaba gençler. Nasıl attı kendini? Merhabalar. Nasılsınız inşallah? İyiyiz maşallah. Evet. Biz aslında bugün buraları gezip sonra yola devam etmeyi düşünüyorduk. Ama meğer hafta sonuymuş. Evet. Ve hafta sonu böyle sessiz sakin bir yer bulunca tadını çıkartmadan ayrılmak istemedik tabii. Aynen öyle. Kimsecikler yok. Gerçekten. Bir jandarma geldi. Abiyonuz dedi. Selam verdi. Ondan sonra. Bir o. Onun haricinde bir tane Unimog geldi ve gitti. Son birkaç konumdur karşılaştığımız. Evet, o beyaz Unimog. Size bir önceki videolarda da bahsettiğimiz. Ondan sonra. Ama çok geniş bir alan. Yani yakınımıza bir tek jandarma geldi aslında. Evet. Onlar da ileriye geldiler, gittiler. Rüzgar sesi var bol bol. Kuş sesleri var. Başka hiçbir ses yok. Evet. Yani aslında yani, trafiğe çok yakın olmamıza rağmen trafiğin sesi bile yok bu tarafta. O yüzden böyle sessiz, sakin bir hafta sonu şansı yakalamışken. Evet. Van'a ilk, daha doğrusu Van Gölü'ne ilk giriş videomuzu yine muhteşem bir yerde konaklamıştık. Van Gölü'nün artık son noktasındayız. O evet. Van Gölü haritasını, o şeyin gözünüze canlandırın Van Gölü'nü. En uç noktasındayız. Artık buradan çıkacağız. Doğu Beyazıt'a doğru devam edeceğiz. Ondan sonra mükemmel bir yerle bizi uğurluyor Van Gölü. Evet, çok güzel yerlerde konakladık. Yani her kaldığımız yer çok güzeldi Van Gölü kıyısında. Van'ın doğasına bayıldık. Zaten göl değil, deniz. Evet evet, muhteşem. Manzaraları çok güzel. Biraz daha sıcak havalar olsaydı yüzülebilir bir yermiş. Çok, kesin yani, yüzerdik. Plajlar bazı yerlerde özellikle çok güzeldi. Hatta bir önceki konum mesela. Evet. Suyu ne kadar temizdi. Çok güzel yerlerdi ya. Burada biraz daha işte bugün vakit geçirelim diyoruz. Ondan evet, sonra bugün buradayız. Ayırırız. Ondan sonra Van Gölü'nün son günlerini biraz keyif yaparak geçirelim dedik. Evet. Şimdi birazdan bir ufak bir yürüyüş yaparız. Şöyle aşağıya doğru kayalıklar mayalıklar var. Biraz öğleden sıcağı geçsin diye bekliyoruz yürüyüş yapmak için. Evet. Yürüyüş yapar, çevreyi gezer görürüz. Sonra. Bir drone görüntüsü daha çekerim ben. Geldiğimde çekmiştim. İzlediniz evet. Oraları zaten. O şey akşam üzeriydi ya, ışıklar evet, ışıklar evet. Falan şeydi, tersti. Bir daha bir tane daha çekeriz muhtemelen. Bir kahve keyfi yaparız ondan aynen. Sonra da. Şimdilik miskinlik yapmaya devam. Evet. Şimdi zannediyorsunuz ki Gülden Max için bir şey hazırlıyor. Çok yanılıyorsunuz. O kadar iştahla bekliyor ki. Bak bak nasıl yalanıyor bak. Yalanıyor ya resmen. Peki Gülden ne yapıyor? Boya, saç boyası. Saç boyasını halleniyor bizim çocuk. O kadar obur yani. Eşek, eşek, eşek. Yalana yalana bir hal oldu. Eşek, eşek. Dedim hazır madem boş boş duruyoruz. Bari saçım boyayayım. Son boyamın son kalan parçacıklarıyla.
Böyle bir manzarada saç boyanacak şimdi. Evet, manzaram şahane. Karşıda karlı dağlar. Şurada parlayan bir göl. Ve tabii ki saç boyama aynası. Bilden saçlarını boyamaya başladı. Şimdi biz de bu manzarayı birazcık yukarıdan izleyelim. Vay be, bir önceki videoda karşıdaydık ha? Evet. Bak. Eşek. Evet sevgili Gülden Hanım. Evet canım. Van Gölü'ne yani veda ediyor muyuz artık? Van Gölü'ne veda ediyoruz vallahi ya. Ama manzaralar o kadar güzeldi ki hiç veda edesi gelmiyor insanın. Kesinlikle öyle. Ben de hemen şöyle kareye gireyim. Hiç yani ayrılası gelmiyor insanın. Çok güzeldi. Kaldığımız yer çok güzeldi gerçekten. Aynen öyle. Keyifli vakit geçirdik Van'da. Yani tahminimizden daha keyifli oldu bizim için. Evet. Doğası müthişti. Her bölgenin, yani göl kıyısındaki her noktanın doğası birbirinden farklıydı. İlk konum çok özeldi. Son konum da bence çok güzel oldu Van Gölü kıyısında. Yani Van'a başlangıç konumumuz zaten muhteşemdi. Şans eseri bulduğumuz bir konumdu. Evet, yanlışlıkla. Yanlışlıkla bulunan bir konumdu. Ama Van'a ve Van Gölü'ne veda ettiğimiz konum da yine aynı derecede muhteşemdi bizim için. Evet, bizim için çok güzel anılar, çok güzel konaklama noktaları oldu Van Gölü'nün çevresi. İnşallah bir dahaki Van ziyaretimizde gölün geriye kalan kısmını gezeriz. Evet, özellikle Nemrut krateri.
Nemrut krateri, evet, Tatvan'dan Nemrut kraterinden başlayıp sonra kuzey tarafını gezmek lazım. Şey evet. Tarafının, Bangül tarafının. İşte orada Ahlat, Selçuklu mezarları falan, oralar da çok güzel yerler ama gölün etrafını dönmek şu anda bizim rotamıza ters kalıyor. Evet. O yüzden buradan Doğu Beyazıt'a doğru devam edeceğiz. O zaman sevgili takipçilerimiz, sevgili dostlarımız, bu yolculuğu bizlerle birlikte üşenmeden, sıkılmadan, değerli vakitlerini ayırıp izleyerek, yorumlarıyla, beğenileriyle ve izlemeleriyle bizlere destek olan, aynı zamanda katıl butonuna tıklayarak aboneliklerle bizlere destek olan, süper teşekkürlerle bizlere destek olan tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Kesinlikle çok teşekkür ederiz. Bizimle birlikte gezdiğiniz için ayrıca. Evet. Şimdi güzergahımız Doğu Beyazıt. Bakalım orada bizi neler karşılayacak, orada bizi neler bekliyor. Buradan sonraki güzergahımız Doğu Bölgesi sınır şeridinden Karadeniz'e kadar ulaşmak. Bir sonraki macerada, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gel.